Soru da diyor ki, Burada gördüğünüz grafit haldeki katı karbon ve hidrojen gazından CH4 yani metan oluşurken gerçekleşen entalpi değişimini bulmak istediğinizi düşünün. Yani toplam enerjideki değişimi bulmamız gerekiyor. Grafit haldeki katı karbon ve hidrojen gazı metanı oluştururken ne kadar enerji emilir veya açığa çıkar? Devam edelim. Tepkime oldukça yavaş gerçekleştiğinden laboratuvar ortamında bu tepkimenin entalpi değişimini hesaplamak mümkün değildir. Yani normalde entalpi değişimini hesaplayabilseydik tepkime böyle olurdu ve çözeltinin ne kadar ısındığına veya sıcaklık değişimine bakabilirdik. Ancak tepkime oldukça yavaş gerçekleştiğinden sıcaklık değişimini hesaplamak oldukça zor, hatta mümkün bile değil. Devam ediyoruz. Ancak Karbon, hidrojen ve metanın yanma tepkimeleri için entalpi değişimini hesaplayabiliriz. Burada karbonun, hidrojenin ve metanın yandığı yanma tepkimeleri için entalpi değişimini bize vermişler ve demişler ki bu bilgileri kullanarak elementleri bir araya getirerek oluşan metanın entalpi değişimini hesaplayınız. Yani birkaç tepkimenin entalpi değerinin verildiği ancak benzer maddelerden oluşan diğer tepkimenin entalpi değerinin bilinmediği durumlarda aklınıza hemen bunun bir Hess yasası sorusu olabileceği gelmeli. Evet, Hess yasası. Hess yasasına göre bir tepkime iki veya daha fazla tepkime sonucunda oluşuyorsa bu tepkimedeki entalpi değişimi diğer tepkimelerin entalpi değişiminin toplamına eşit olur. Bu noktada kafanız karışabilir. Çünkü bu tepkimeyi burada gördüğünüz tepkimeler sonucunda nasıl elde ederiz? Bunu anlamak için tepkime sonucunda oluşan ürünle başlasak iyi olur. Yani gaz halinde bulunan metanla. Buradaki tepkimelere baktığımızda elimizde metanın yanma tepkimesi olduğunu görebiliriz. Bu tepkimenin içerisinde metan olduğundan bununla başlasak iyi olur. Ancak bu tepkimede metan ürün değil, reaktant olarak tepkimeye girmiş. Oku ters yöne çevirip metanı ürün olarak tepkimeye sokabiliriz. Yani bu tepkimeyi ters yöne çevirmemiz gerekiyor. Hemen yazalım. Elimize karbondioksit gazı artı, bunu başka bir renkle yazayım, iki su molekülü var. Mol açısından bakarsak elimizde sıvı halde iki molekül su olduğunu görebiliriz. Enerjiye ihtiyaç olduğundan tepkimenin hemen gerçekleşmeyeceğini tahmin etmişsinizdir. Ancak bunu ters yönde yazarsak 2 oksijen elde ederiz. Bunu pembe renkle gösterelim. Yani bu tarafta elimizde gaz halinde 2 oksijen ve gaz halinde metan var. Evet, gaz halinde bulunan metan molekülü. Burada üçüncü tepkimeyi ters yönde yazmış olduk. Yani reaktantlardan ürünlere doğru gittik. Ürünlerden reaktantlara doğru gidersek tepkimenin her molü için 890,3 kilojüllük enerji açığa çıkar. Ancak ters yönde gidersek 890 kilojüllük enerjiye ihtiyaç duyarız. Yani bu tepkimenin delta H değeri buradakinin tam tersi olur. Yani tepkimenin her molü için artı 890,3 kJ bölü mol. Burada sadece tepkimenin sırasını değiştirdik. Böylece istediğimiz sonuçla uyumlu bir tepkime elde etmiş olduk. Çünkü sonuç olarak buna ulaşmamız gerekiyor. Bu yüzden de belli bir noktada elimizde karbondioksit ve su olması gerekiyor. Peki karbondioksit ve suyu nasıl elde edebiliriz? Buradaki iki tepkime sayesinde bunları elde etmemiz mümkün. Bu yanma tepkimesi bize karbondioksit, diğer yanma tepkimesi de su vermiş olur. Bunları yeniden yazabiliriz. Farklı renkler kullanarak bu tepkimeleri şuraya yazayım. Yani grafit haldeki karbon artı oksijeni başka bir renkle yazayım. Gaz halindeki oksijenin girdiği tepkime sonucunda gaz halde karbondioksit elde ederiz. O zaman şu anda elimizde gaz halde karbondioksit var. Bu tepkimedeki karbondioksitin entalpisini alıp bundan reaktantların entalpi değerini çıkarırsak negatif bir sayı elde ederiz. Bu da karbondioksitin entalpisinin daha az olduğu yani enerjinin açığa çıktığı anlamına gelir. Çünkü bu tarafta artık daha az enerji var. İşte bu oranda enerji açığa çıkmış olur. Şimdi bunu gösterelim. Buradaki tepkimenin yani birinci tepkimenin entalpisindeki değişim tepkimedeki her mol için eksi 393,5 kJ bölü mol. Yani tepkime mol kere gerçekleşiyor ve bu oranda enerji açığa çıkıyor. Bu da bize entalpi değişimini veriyor. Tepkime gerçekleştiğinde de karbondioksit elde etmiş oluyoruz. Açığa çıkan bu enerji ve ürünün dışında ayrıca suya da ihtiyacımız vardı. Buradaki hidrojenin yanma tepkimesi sonucunda da suyu elde etmemiz mümkün. Hidrojeni daha önceden göstermemiştim. O yüzden yeni bir renkle yazayım. Hidrojeni mavi renkle gösterelim. Tepkimeyi yeniden yazalım. Burada hidrojen gazı artı 1 bölü 2 oksijen gazı bize su molekülü verir yani sıvı halde bulunan H2O molekülünü elde ederiz. Bu sayıya geçmeden önce ihtiyacımız olan her şey elimizde mi ona bakalım. Son ürüne yani gaz halde bulunan metana ulaşmamız gerektiğinden bu tepkimenin gerçekleşmesi için bir karbondioksit molekülüne ihtiyacımız var. Bu tepkime sonucunda bir molekül karbondioksit elde etmiştik. Yani buna tik koyabiliriz. Ayrıca iki su molekülüne ihtiyacımız var. Ancak bu tepkimede sadece bir su molekülü elde ediyoruz. Bu yüzden iki su molekülü elde etmek için tepkimenin her iki tarafını da çarpalım. Bu durumda burası gider. Çünkü 1 bölü 2 çarpı 2'den 1 kalır. Burası da 2 olur. Yani ikinci denklemi 2 ile çarpmış olduk. Burası 1, burası da 2 olur. Evet, tepkimeyi 2 ile çarptığımızdan 2 katı oranda gerçekleşeceği için delta H yani tepkimenin entalpi değişimi değeri de bunun 2 katı olur. Bunun için hesap makinesinden yararlanalım. Tüm tepkimeyi 2 ile çarptığımızdan eksi 285,8 çarpı 2'den eksi 571,6 değerine ulaşırız. Yani tepkime başına eksi 571,6 kilojül bölü mol. Şimdi de bu tepkimelerin toplamının yukarıdaki tepkime ile eşit olup olmadığına bakalım. Bu sırayla gitmeyi tercih ettiğimiz için bunu aşağı yazsak iyi olur. İlk bunu yapmak zorunda değiliz ama daha rahat anlamamızı sağlayabilir. Bu yüzden bunu aşağıya kesip aşağıya yapıştırayım. Şimdi bu aşamada neler olacağına bakalım. Bu tepkimelerin toplamının yukarıdaki denkleme eşit olup olmayacağını bulmak için reaktantların ve ürünlerin birbirlerini götürüp götürmediğine bakalım. Bu tepkimeyle karbondioksit elde etmiştik ve son tepkimede bu karbondioksit molekülü kullanılır. Yani ilk tepkimede elde edilen molekülü son tepkimede kullandık. Dolayısıyla bunlar birbirini götürür. Daha iyi görünmesi için ikisini aynı renkle göstereyim. Üretilen şey kullanıldığı için üstünü çizdik. Buradaki tepkime sonucunda da iki su molekülü elde etmiştik. İkisini de aynı renklerle göstereyim. Son tepkimede, önceki tepkimede elde edilen su molekülleri kullanıldığından bunların da üstünü çiziyorum. Bu tepkimede bir molekül moleküler oksijene, aşağıdaki tepkimede de bir molekül moleküler oksijene ihtiyacımız olmuş. Yani toplamda iki molekül moleküler oksijen gerekiyormuş. Bunlar reaktantlarımız ve son tepkimede ürün olarak çıkmışlar. O zaman aslında sistemin geneli için bir şey değişmez ve bunlar birbirini götürür. Peki, tepkimemizde geriye neler kaldı? Reaktant kısmında elimizde grafit halde katı karbon ve iki molekül moleküler hidrojen kaldı. Ürün kısmında ise elimizde sadece metan var. Yani bu tepkimelerin toplamı bizi gerçekten de ulaşmak istediğimiz sonuca götürdü. O zaman katı halde grafit ve iki hidrojen gazını şöyle yazalım. Ürün kısmında ise sadece gaz halde bulunan metan var bu tepkimenin yönü ve işaretini değiştirdiğimizi ve diğer tepkimeyi de 2 ile çarptığımızı unutmayalım. Ama sonuç olarak bu tepkimelerin toplamı bize ulaşmak istediğimiz tepkimeyi verdi. Böylece tepkimelerin toplamını elde etmiş olduk. Bu tepkimenin entalpi değişimi de buradakilerin toplamına eşit olur. İşte Hess yasası karşımızda. Şimdi eğlenceli kısma geldik. Sadece buradaki değerleri toplamamız gerekiyor. Yani eksi 393 virgül pardon yanlış yazdım bunu silelim. Elimizde eksi 393,5 yani egzotermik aşama burası. Eksi 571,6 var ve burası da egzotermik. Her ikisi de yanma tepkimesi olduğundan ikisi de oldukça egzotermik. Daha sonrasında ise son yanma tepkimesinin yönünü değiştirip endotermik kısmı eklememiz gerekiyor. Yani 890,3 değerini eklememiz gerekiyor. Buradan da eksi 74,8 değerini elde ederiz. Yani tepkimedeki her mol için eksi 74,8 kilojül ya da tepkime mol kadar gerçekleşir de diyebiliriz. Böylece entalpi değişimini bulmuş olduk. Tepkime makul oranda egzotermik ancak buradaki yanma tepkimeleri kadar egzotermik değil. Yine de bir miktar enerjinin açığa çıkacağını söyleyebiliriz.